20 Ocak 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını terör unsurlarından korumak için ve Suriye halkının can güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Harekata yüzlerce Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, özel harekat ekipleri, zırhlı kara ve hava araçları, TSK'ya bağlı birimler ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri katıldı. Hızlı ve kendinden emin bir şekilde ilerleyen kuvvetlerimiz, tehdit unsurlarını etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Teröristlerin ele geçirdiği Suriye topraklarını kuvvetli ve kendinden emin şanlı ordumuz geri alıyor. Nova Prospect olarak bu harekata, bölge halkına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak ve yaşananları kayıt altına almak için sınır bölgesinde birkaç gün geçirdik. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video çekmek üzere farklı bir yerdeyiz. Bugün sınır bölgesindeyiz ve arkamızda görmüş olduğunuz bina patlamanın etkisiyle yıkılan binalardan birisi. Yaklaşık 100 metre ilerimizde de Suriye sınırına açılan kapı var, duvarlar var. Birazdan oraya doğru gideceğiz çünkü şu an çok riskli bir bölgedeyiz. Yakalanma ihtimalimiz var. Askerler sürekli geçip duruyor. Biz ense uzaklaşalım buradan. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz dağlar Suriye. Biz şu an tam en uç noktadayız. Haritanın en solundayız. Hemen şu karşıki dağlar tamamıyla Suriye ve şu dağın en tepesinde bizim ordumuz var. TSK orada konuşlanmış durumda. Arkadaşlar çatının tam uç noktasına bir bomba düşmüş ve bombanın etkisiyle çatı tamamıyla dağılmış neredeyse. Şuralarda yarıklar oluşmuş. Onun tuhaf yanı gökyüzündeki uçan kuşlar da etkilenmiş şarapnel parçalarında. Patlamanın etkisiyle fırlayan şarapnel bu kuşu da etkisi altına almış. Bunun gibi etrafta bir sürü ölü kuş var. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz delik Reyhanlı olaylarının başlangıcı. YPG tarafından patlar günü ilk patlayıcı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılmış. O arkada görmüş olduğunuz deliğe. Göstermiş olduğumuz binanın sahibi amca var yanınızda. Nerede oldu olay? İçeriye bir alev topu girdi. O alev topunun içerisinde çıkmaya kalkıştım. Başıma, elime... Geçmiş olsun. Elime... Geçmiş olsun. Ayağıma, boynuma... Hep şarapnel parçaları geldi. Ve sanki bayrağı asmamı takip ediyorlardı. Ama yine de buna da şükürler olsun. Yine ben hazırım. Ne zaman isterlerse cepheye giderim. Vatanım için, milletim için, devletim için, çocuklarım için yine de giderim. Yani şimdi diyorlarsa şimdi cepheye giderim ben. Helal olsun. Hiç ondan yana kalbim rahat yani. Arkadaşlar şu an Akbez'deyiz. Şu arkamızda görmüş olduğunuz beyaz ışıklar Suriye ile Türkiye arasındaki sınır duvarı. Oradaki Türk askerleri ve buradaki Türk askerleri daha sürekli bombalıyorlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni asker sevkiyatı gerçekleşti ve otobüse inen yeni Mehmetçiklerimiz var. Ayrıca arkada sanırım yeni
erzakları taşıyan, silahları taşıyan, cephaneyi taşıyan kamyonlar görmektesiniz. Arkadaşlar, hemen arkamızda görmüş olduğunuz Afrin Dağı'nda yeniden bir patlama oldu. TSK oraya bombalamaya devam ediyor ve o görmüş olduğunuz patlama mantarı çok şiddetli oldu. Buradan sarsıntı hissettik ve peş peşe bombalanmaya devam ediyor. Ne mi geldi ses? Yok, zaten şey oluyor, duman yükseliyor. Ses 7-8 saniye sonra geliyor buraya. Ve hemen yan tarafımızda askeri bir karakol var. Buradan sürekli olarak askeri araçlar, askeri konvoy, tank geçmeye devam ediyor. Zaten daha demin görüntülerini koydum. Can! Orada durma abi, ateş edecekler. Arkadaşlar, şu an birçok Türk televizyon kanalının canlı yayın yaptığı noktadayız. Arkamızda birçok televizyon kanalının canlı yayın aracı mevcut ve sürekli olarak bir şeyler yakalamaya çalışıyorlar. Arkamızda hemen Afrin bölgesi görünmekte ve Türk Silahlı Kuvvetleri hala yoğun şekilde bombardıman yapmakta. Ayrıca tipim bir önceki kayıtlardan biraz farklılık gösterebilir. Bunun nedeni beni Özgür Suriye Ordusu'ndan kaçan bir militan sanmaları ve koruyucuların beni köy karakoluna götürmüş olmaları. Köy karakolunda işte kimliğim yok diye, pasaportum vardı. İlk başta beni gerçekten Suriyeli sandılar ama biraz açtıklarında ve zaten üzerinde TC vatandaşı olduğum yazıyor, bir şey demediler, saldılar. Ama sakalımı kesmem gerektiğini söylediler. Çünkü sakalım uzun olduğu için sınır bölgelerine pek yaklaşamayacağımı ve izin alamayacağımı söylediler. O yüzden kestik. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu videoda izlediğiniz birçok kayıt neredeyse hiçbir Türk televizyon kanalında olmayan kayıtlar. Çünkü Türk televizyon kanallarının kameramanların büyük cihazlarla sınırda yaklaşmasına izin vermiyorlar. Bizim girdiğimiz bazı noktalara yaklaşmasına izin vermiyorlar. Bizim avantajlarımızdan birisi de bu oldu. Küçük kamerayla kendimiz için çekiyoruz. Televizyonlarda yayınlamayacak olmamızdan ötürü. İstersen şu arkayı çek, televizyon kanallarını çek abi. Vurum geldi. Hatta oraya doğru yapma. Arkadaşlar, şimdi yine sınır köylerinden birisine gireceğiz. Buraya da basının girmesi yasak. Fakat biz yine bir yolunu bulduk, gireceğiz. Önümüzden bir araba gidecek ve o arabayla beraber gittiğimizi söyleyeceğiz. Böylece kontrol noktasından geçeceğiz. Orada bir şeyler yakalayabilecek miyiz bakalım. Arkadaşlar, uzun süredir yoldayız ve yaklaşık 6 farklı kontrol noktasından geçtik. Köye ulaşmaya çalışıyoruz. Girilmesi sınırlandırılmış köylerden birisi bu gittiğimiz köy. Oraya ulaştığımızda umarım bir şeyler yakalayabiliriz ve hala çevirmeler var etrafta. Biz şimdi kapatıyoruz, yine çevirmeye geldik. Arkadaşlar, şu an karşıda görmüş olduğunuz yer. Ozan abi anlat istersen sen. Sınır köyleri. Sınır köyleri. Yalanlar. Halallar var. Adam. Yalangoz köyü var. 4 kilometre. Burada olduğumuz yerden 4 kilometre. Oradan tam sınır köyü oluyor orada. Sınır köyleri yani. Dip dibe. Abi, daha fazla yaklaşamaz mıyız oraya? Yo, nasıl yaklaşacağım? Burada hep şeyler var diyorsun. Doğru. Aynen. TSK güvenlik noktaları. Gelirken gördüğünüz çevirmeden geçtik. Çevirmeden 6 saniye çevirmeden geçtik. Aynen. Şimdi oraya daha dersek vur emri var. Tabii. Buhar süresi olduğu için. Buhar süresi olduğu için. Hava bayağı soğuk. Arkadaşlar, zaten gördüğünüz gibi kamera pek net göstermiyor. Ufak bir kamera taşıyoruz yanımızda, sıkıntı olmasın diye. Etrafta yapı yok. Şurası dümdüz 4 kilometre boyunca full boş değil mi? Aynen. Ufak tepecikler var. Ufak ufak. Görünüyor zaten. Evet, aynen. Tamam o zaman Can. Ne yapalım? Keselim. Geldi bak, duydun. Patlama geldi. Aynen. İki kere. Bu bizler vuruyor hep ya. Zaten operasyon sıklığı gece oluyor. Aynen. Gündüz pek olmuyor. Gece. Allah yardımcısı olsun aslanım. Amin. Amin. Başka diyecek bir şey yok. Dönelim abi o zaman. Daha çok yolumuz var. Arkadaşlar, şu an çevirmemeye oraya geldik. Gizlice çekmeyi deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Tam diyeyim, edecek misiniz? Buraya vermeyeceğiz ya. Nereye? Ha şeye. Burada bir sıkıntı yok galiba.
Arkadaşlar şu an Azes köyündeyiz. Fırat Kalkan operasyonuyla geçiren köylerden birisi. Burası bir devre noktası ve arkamızda askerler var, Türk Silahlı Kuvvetleri. Sürekli arabalar geçip duruyor. Hasallah Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Allah razı olsun. Suriyeliler de var ayrıca. Öste kuvvetlerin seslerini duyuyorsunuz arkada, yoğun bir tezahürat içindeler. Biz birazdan farklı bir noktaya geçeceğiz. Bir sonraki görüntüde görüşürüz. İçeri sokuyorlar mı? Sokuyorlar tabii. Bugün saat 8'den beri ayaktaydık ve birçok yere gittik. Birçok bölgeyi çekmeye çalıştık. Jandarma denetim noktalarında çekim yaptık. Normal denetim noktalarında çekim yaptık. Ayrıca yanımızda bir abi var. O da bizi bilgilendiriyor. Bu bölgeyi çok iyi bildiğini söyledi. Durumlar nasıl olacak sence abi? Durumlar sıkıntı. Neden sıkıntı? Can risk taşlarından dolayı şu an biz sınıra yaklaşamıyoruz. Birçok yere müracaat ettik, askeri bağlantılarımızı kullandık. Ama can güvenliğinden dolayı kesinlikle sınıra yaklaşmamız yasak. Yarın da tekrar yine farklı yollarla müracaat edeceğiz. İzin almaya çalışacağız, açıklayacağız. Farklı yerlere girmeye çalışacağız. Umarız olur. Olur, siz görüntü alabilirsiniz. Ama şu an dediğim gibi sıcak çatışma var. Gerçek ölüm riski var. Yani bayağı tehlikeli çünkü sürekli olarak bombalanma sesini duyuyoruz, etrafta görüyoruz. Helikopterler uçuş yapıyor, F-16'lar uçuş yapıyor. Obüsler geçiyor. Bunun için, sivil olduğun için sen de zaten, sınıra yaklaşmandan izin vermiyor asker. İzin alması şart. İzin alması şart. Onun dışında şu an olduğumuz bölge biraz uzak zaten. Evet, şu an böyle askerlerin işte canlı yayın yapılan yerlerden birindeyiz. Aynen. Burada kanallar canlı yayın yapıyor. Sınıra yaklaşmamız, şu anki sivil halkın bile yaklaşması yasak. Sizin haricinde, bizim haricimizde, buralı sadece o köyde. Yerli halk bile giremiyoruz. O köyde, o köye mensup insanlar kimliğini gösterip giriş yapabiliyor. Sıkıntı yok ya, jandarma var. O da bizde. Tamam o zaman, şimdi kesiyorum. Arkadaşlar, bugünün özeti böyleydi. Yine bir şey bulursak yakalayacağız. Biz bugün 3. veya 4. gün, artık bizim de kavramımız karıştı. Çünkü çok az uyuyoruz bir şey yakalayabilmek için. Neyse. Gerçek bir savaş görüyorsun. Gerçek bir savaş görüyoruz. Bu televizyondan artık izlemeye, bilgisayardan lafını, izlemeye can, benzemiyor. Lafını kesiyorum ama artık bomba sesine alıştık. Aynen öyle çünkü ya bir de Mehmetçiğimizi düşün yani. Allah yardımcılar. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. Arkadaşlar biz burada kaydı bitirelim. Yine bir şeyler yakalarsak kayda gireriz. Arkadaşlar şu karşıdaki beyaz binada şu an Can ve yanımızdaki Mustafa abi var. Oraya izin almaya gittiler. Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. İzin isteyip şu tepeye çıkacağız. Bu tepeden iyi görüntüler almaya çalışacağız. Bakalım izin alabilecekler mi? Bekliyoruz. Şimdi izin aldık. Bir tane tepeye çıkacağız. Musa komutan diye birini aradı. Soy ismini vermeyeyim. İzin vermedi çıkmamıza. Onun daha üst rütbesini aradık. O da diyor ki Musa komutandan uzak durun o kısımlardan diyor. Arkada başka bir yol tarif etti. Oradan zirveye çıkacağız. Arkadaşlar daha demin bahsettiğimiz dağın zirvesine çıktık. Hemen şurada sınırı görüyorsunuz. Şu uzun duvar her yeri kaplıyor. Şu dağın arkalarına gidiyor. Kilometrelerce uzunlukta sınır. 200 metre Türkiye tarafında iz yolu var. 200 metre Suriye tarafında mayna tarla, hem mayna tarla hem iz yolu. Mayna tarla. Oraya kesinlikle sivilin girişi yasak, kaçakçılığı önlemi altında yapılmış. İz yolu dediğin şu toprak yol mu? Toprak şu yol. Tellerle çevrilmiş, çelik tellerle çevrilmiş yerle duvar arasındaki boş tarla. Hem bizim topraklar, Türkiye'ye ait. Yalnız iz yolu. Orası net, ayak basılmamış toprak. Herhangi bir kaçak geçiş olduğunu anlayabilmek için de toprak o şekilde duruyor. Herhangi bir ayak basıldığında anlaşılıyor. Günlükle kontrol ediyorum. Buradan görünmüyor ama orada iş makinesi var bir tane. Sürekli olarak zırhlı açar devreye geziyor. Hemen Suriye şurası. Arkasında mezi kazılmış. Ayrıca buradan ileri gidebiliyoruz. Biz gideriz ama keskin nişancı atış menzilinde. Ve bu bayrağı da o yüzden açıyoruz bir nevi. Çünkü keskin nişancılar hem bizim askerlerimiz nöbet bekliyor hem de karşıdan gelen atışlardan. Biz gitmememizin sebebi Suriye'den gelecek ateşe karşı. Bayrağın sebebi de bizim askerlerimiz de burayı bekliyor. Şu an herhangi bir tehdit oluşturmadığımızı anlaşılması için bayrak açıyoruz. Gidelim arkadaşlar. Bu YouTube Türkiye tarihinde bir ilk yaptık. Savaş bölgesine giden, yaklaşan ilk YouTuber'lar biziz şu an o prospekt olarak. Ama bunu izlenmeyi için değil aslında. Zaten bizim ne kadar böyle vatan sevdalısı olduğumuzu ya da paylaştığımız şeylerden görebilirsiniz.
ilgimiz var. Basının paylaştığı belirli şeyler, senaryo gereği. Ama şu an biz buraya gelerek Türk askerinin neler yaptığını elimizden geldiği kadar göstermeye çalışıyoruz. Biz buradan uzaklaşan farklı bir bölgede ya da kontrol noktası. Silah sesleri geliyor. Çek 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 çek. Çek lan çek. Çekme abi çekme. Neyse git. Git çek çek çek. Tamam başkan yanaşıyorum. Kapıyı kapat. Sen çek. Çekiyorum. Çekiyorum. Sevgiyen olacak. Arkadan arabalar geliyor bak. Arkadan tar geliyor geliyor. Çek 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 çek. Çek. Özollar. Özollar. Özgür Suriye ordusu geliyor arkadaşlar. Esala esala. Murat Can şimdi Özgür Suriye ordusu. Arkadaşlar bugün Hatay'a gelişimizin 4. günü ve Hassa bölgesindeki askerlerimizi ziyarete geldik. Çok şükür hepsinin durumu iyi ve burada fazla kaldığımız için artık ayrılmamızın vakti geldi. Onlara iyi nöbetler diyoruz ve biz buradan ayrılıyoruz. Arkadaşlar bu karşıda görmüş olduğunuz büyük duvarlar Suriye ile Türkiye arasındaki sınır duvarı. Orada bir gözlem kulesi var görüyorsunuz. Kaçak giriş ve çıkışları engellemek için ayrıca terör örgütlerinin tespiti için kullanılmakta. Biz en fazla bu kadar yaklaşabildik çünkü oraya çok yaklaşmak yasak. Tepede karakol da var. Şurada da görmüş olduğunuz yerde bir karakol mevcut. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait. Tepedeki köyü göster. Afrin köyü. Bak. Evet bak şu tepenin ardında kamera pek net göstermiyor ama Afrin köylerinden birisi orada. Biz burada fazla durmayalım çünkü onlar için tehlike unsuru arz ediyoruz. İlerleyen dakikalarda bulduğumuz farklı yerleri kayıt altına alacağız. Bombardımanlar devam ediyor bu arada. İşte adamların yaptığı sığınaklar arkadaşlar. İçinden geçti. Senelerce çalışmışlar ama biz 45 dakikada içinden geçtik.
Arkadaşlar 4 günlük maceramızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Size bu 4 günlük süre zarfında Afrin operasyonunda, Zeytin Dalı operasyonunda çekebildiğimiz kadar her yeri çektik. Gerek Türkiye sınırları çerçevesinde gerek sınır ötesinde Suriye'de çekim yaptık. Elimize ne geçerse sizlere sunduk. Bize yardım eden herkese çok teşekkürler. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimize yardımcı olsun ve Allah ülkemizi her türlü zevalden korusun. Bir sonraki videomuzda daha farklı yerlere gideceğiz. Bildiğiniz gibi Zeytin Dalı Operasyonu şu an dünya çapında en çok silahlı çatışmanın olduğu bölge. Güvenlik çerçevesi zarfında şu an hangi bölgede çekim yaptığımızı söylemeyeceğim. Yani şu an artık zamanımızın sonuna geldik ve bize verilen iznin sonuna geldik. Söylenecek pek söz yok. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır, bilgilenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video rekor beğeni alırsa bir sonraki videomuzda farklı bir bölgede, farklı bir risk taşıyan bölgede, Türkiye'nin dışında bir bölgede çekim yapacağız. Sizce nerede yapacağız? Bununla ilgili de yorum yazmayı unutmayın. Instagram hesaplarımızı takip ederek her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. Nereye gideceğimizi sorabilirsiniz. Aslında söylenecek pek söz yok. Dediğimiz gibi Allah silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin yanında olur inşallah. Allah ülkemize zeval vermesin diyoruz. Ve hala araçlar geçmeye devam ediyor. Demek istediğin bir şey var mı? Yok abi. Gerçekten bu çekim bizim için çok zorlu bir çekim oldu. Gerek dağa çıktığımızda Türk bayrağı açtık. Keskin nişancılar tarafından hedef haline gelmemek için. Çünkü kamuflaj vardı üstümüzde. Gerekse sokaklarda uyuduk. Bir de askerimizin yaptıklarını düşünün yani. Onlar her zaman bu tür riskleri taşıyorlar ve sürekli dışarıdalar. Ayrıca Arifan'ın kanalında da farklı görüntüler var. Onu da açıklama kısmından bir linke tıklayarak izlersiniz. Ve Nikma da bununla ilgili bir video yayınladı. Nikma'nın kanalına da girip o videoyu izlemeyi unutmayın. Güzel bir video hazırlamış. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Nova Prospect ile kalın. Hoşça kalın.